Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu yıl 6.sı düzenlenen festivalde TEI, yerli ve milli platformları göklerle buluşturan motorlarını sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda ziyaretçilere son teknoloji deneyimler sunacak. Milli havacılık motorları başta olmak üzere tüm faaliyet alanlarındaki kabiliyetlerini sergileyecek olan TEI, ülkemizin havacılık motorlarında geldiği noktayı katılımcılara aktaracak. TEI'nin her sene Teknofest kapsamında ana yürütücülüğünü üstlendiği jet motor tasarım yarışmasında, kazananlar İstanbul'da açıklanacak. 27 Nisan ila 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek festivalde TEI ayrıca, TEI TJ90 turbojet motoru için montaj yarışması düzenleyecek. TEI standını ziyaret eden katılımcılar, TEI mühendis ve teknisyenleri tarafından tamamen yerli ve milli olarak tasarlanıp, imal edilip, devreye alınan Türkiye'nin ilk mobil gaz türbinli motor test bremzesini inceleme şansı bulacak. Bremzede festival boyunca, Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI TS-1400'ün çekirdek motorunun testleri gerçekleştirilecek. 9. İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında TEI, TEI TF-10000 art yakıcılı turbofan motorunu tanıtmıştı. TF-6000 turbofan motoru üzerinden geliştirilen TF-10000 art yakıcı sayesinde 10.000 LBFİ TKİ verebilecek. TEI Genel Müdürü Profesör Doktor Mahmut Faruk Akşit, TF-6000 için potansiyel yol haritası üzerinde, TF-6000 Kızıl Elma'yı uçurabilecek seviyede, çekirdeği turboşafta dönerse Atak 2'yi uçurabilir, gemi pervanesi takılırsa milli hücum botunda kullanılabilir. BOTAŞ ile işbirliğimiz de var. Bu bağlamda motor, doğalgaz kompresörü olarak kullanılması için potansiyele sahip ifadelerinde bulunmuştu ve art yakıcılı konfigürasyon olan TF-10000 motoruna değinmişti. TF-6000, Bayraktar Kızıl Elma Muharip insansız uçak sistemi kullanılması planlanan motorlardan biri olan AÖ-322F turbofan motoru ile yakın İTKI değerlerine sahip. Agresif uçuş karakteristiklerine ve düşük stol hızının yanında yüksek İTKI, ağırlık oranı gerektiren kısa mesafeli kalkış kabiliyetine sahip olması planlanan Kızıl Elma için art yakıcılı turbofan motor kullanımı önemli bir konu olarak ele alınabilir. Bu sebeple art yakıcılı olması sebebiyle ana konfigürasyon olan TF-6000'den ziyade TF-10000'in Kızıl Elma'da kullanım için uygun olacaktır.